sen Nevzat'ı öldüremeyeceğini anladıysan eğer, her ne kadar ticaretle ilgilenmesen de, biz masanın geri kalanıyla biraz ticaret konuşacağız. Hızır Reis, şimdi ben dinlemek istemiyorum diye tavır yapacaksın ama ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir şeyler duydum. Zannedersen bu Ekrem'in ticaret dediği iş benim duyduğum iş. Seni dinlerim. Sağ ol Reis. Girişte sıkılma. Gelişme bölümü önemli. Ne duydun yine sokak çocuklarından? O sokak çocuklarının hepsi benim gibi. Bir şey demek istiyorsan bana de. Ne diyeceksen de. Yaşar. Seni dinliyoruz. O zaman soru cevap şeklinde ilerleyelim. Biz uyuşturucu işine ne zaman girdik? Ne uyuşturucusu? Senin haberin olmadığını biliyorum İlyas. Masada kimlerin haberi var? Onu merak ediyorum. Allah Allah, biz uyuşturucu işine falan girmedik. Ya son sevkiyatta bir problemle karşılaştık. Paramızı vereceklerken karşılığında toz yollamışlar. Yollamışlar derken? Biz durumu hallettik. Bir daha böyle bir ticaret yapmayacağımızı da söyledik. Ama? Aması şu İlyas dostum. Arkadaşlar eldeki tozu denize dökeceklerine, İşi paraya dökmeye karar vermişler. Öyle mi Fikret? Evet. İlker'le Ender geldi. Ünal Bey'le Ekrem Bey'in haberi olduğunu söyledi. Ben de eski bir ahbabımı aradım. Bu tozu alabilir mi, alamaz mı diye. Ne yaptın, ne yaptın? Türkiye'de satılmaması şartıyla adama malı verdi damatla ateş. Parayı kurtardık. Parası bulup yerin dibine bassın. Siz kafayı mı yediniz? Nevzat'ı öldürmeye çalışan adam mı bize kafayı mı yediniz diye soruyor. Ünal Bey, bu masanın kuralları var diye bu masada oturuyoruz. Uyuşturucu ticareti yapılan bir masada benim ve ailemin ne işi var? Biz uyuşturucu ticareti yapmıyoruz Hızır. Senin de dediğin gibi bu masanın itibarı var. Masayı kandırdık demeleri daha kötü. Bu bir seferliğine olmuş bir şey. Üstelik ben Türkiye'de satılmaması konusunda garanti aldım. Kimden aldın o garantiyi? Kimmiş bu namuslu uyuşturucu tüccarı? Pudra Hakkı. İsmini duymuşsundur İlyas dostum. Bunu ne zaman görsen yüzünün bir tarafı bembeyaz. Kafasını maldan kaldırmadığı için o yüzden Pudra Hakkı. O herifi mi bulaştınız? Bulaşmadık reis. Elimizdekini paraya çevirdik sadece. Reis, benim itirazım Pudra Hakkı'ya değil. Söz verdiyse tutar. Şimdi İlyas dostum diyecek ki nereden biliyorsun? Vallahi o kadar yıldır bu işi yapar bu adam. Bir kere bile ne bizim kimsesizlere mal sattı ne de sattırdı. Abim, mesele Pudra Hakkı denen adamın nereye ne sattığı değil ki. Mesele bizi bu işe bulaştırmaları. Telefonlarınıza cevap verseydiniz fikriniz alınacaktı. İlker. Bak, böyle bir konuda herhangi bir telefon numarası çevirmene gerek yok. Şimdi benim gözüme bak. Dün, bugün, yarın ben girer miyim bu pis işe? He? Çok net söylüyorum. Aradığın kişiye bir ömür ulaşamazsın. Çünkü o kişi bizde yok. İlyas, abartmayın meseleyi. Bütün ticaretimizin bozulacağı yerde müdahale ettim.
Evet, bir prensibimiz vardı. Yapmayacağımız bir iş yaptık. Ama hepimizi bu sıkıntıdan kurtardığım için bana teşekkür etmeniz lazım. Evet. Sana özellikle teşekkür ederiz. Ama bunu karına mutlaka anlat, olur mu? Eminim o da yüzüne tükürerek teşekkür edecektir. Eğer ben bu aileyi çok daha yanlış tanımadıysam. Sen etmesen de ben teşekkür ediyorum Hızır. Açıkçası böyle bir konuda kimse elini taşın altına koymaz. O yüzden Ateş'le Fikret hepimizin çıkarlarını düşünerek riske girdiler. Ve problemi çözdüler. Yani demek istiyorsunuz ki bu pudra hakkı bu konuyu dillendirmeyecek. Tekrarını talep etmeyecek. Biz de bu oyuna bir daha gelmeyeceğiz. Ünal'cığım sen de biliyorsun ki ticaret risk demektir. Böyle şeyler olur. Bir daha tekrarlanmaması için ben bütün ilişkilerimi devreye soktum. Bu ticareti bir kez bile yapmış olan insanlarla ben dost olmak istemiyorum. Anladığım kadarıyla ben bu masada istenmiyorum. Ünal Bey, ben bu masadan kalktığım için bir evladımı yitirdim. Şimdi bu masayı bırakabilmem için kimim ölsün istiyorsunuz?